Beykoz İşkembe Salonu'nun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, Eşkıya Kebap Salonu'nda röportajlarımız devam ediyor. Kartal Siyat Başkanı, Şube Başkanım Cihat Uygun, hangi birini sayayım, bir sürü sivil toplum örgütlerinde başkan vekilliği, başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği hepsi mevcuttur. Gönüllerin eridir. Cihat Uygun Başkanım, İsmail Kabakçı Başkanımın yeni mekanı Eşkıya Kebap Salonu nasıl buldunuz? Kebap nasıl? Misafirlerimiz de var bu arada. Kısa ve öz, en doğru sözmüş. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Kazançları bol olsun. Yerleri dar gelsin inşallah. Bu çok önemli. Bildiğimiz bir yerde bizim sırık kebabı olarak tanıdığımızın Eşkıya Kebabı aslında olduğunu öğrenmiş olduk. Bizim yediğimiz, bildiğimiz bir tat ama Erzurumlu misafirlerim var. Asıl onların nasıl bulduğu çok önemli. Çünkü onların da çok meşhur cağ kebapları var. Evet. Onların fikirlerini alalım. Allah utandırmasın. Kazançları bol ve bereketli olsun inşallah. Amin. Çok teşekkür başkanım. Evet sevgili izleyiciler, Erzurumlu misafirlerimiz var ve Pendik Sürücü Kursu'nun sahibi İsmail Büyükkayıkçı, sevgili başkan da burada. Ben yılda 1980 gittim askere, Erzurum'da aldım bir tezkere, benim işler ondan sonra oldu eşkere. Abaya attım, iki il yataklarda yattım. Ya Rabbi dedim, yattığım oda dört köşeli, doktor hemşire gelir yanıma eli şişeli, ben bu derde düşeli olamıyorum neşeli dedim. 16 ay rahmetli abim 51. Tümen'de, ben Topçalay Karargah Bölüğü Gökçeyamaç'ta 16 ay askerliğimi Erzurum'da yaptım. Siz ne kadar Sinopluysanız ben de o kadar Erzurumluyum. Vallahi öncelikle hayırlı uğurlu olsun, yememden beline kadar güzel oldu, teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun, Allah bol kazançlar nasip etsin. Çok güzeldi, çok beğendik. İnşallah daha da sık sık geliriz. Devamı getiririz inşallah. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar yediğim en güzel kebaplardan biriydi. Çok teşekkür ederim. Rızkın 19'u ticaret. Ticaretin 19'u cesaret. Marifet de iltifata tabi. Marifetsiz iltifattan ilerlemiş. Hem cesaretinden dolayı hem marifetinden dolayı İsmail Kabakçı Başkan'a tebrik ediyoruz. O zaten bizim gönüllerimizin de başkanı. Allah mekanını hayırlı uğurlu etsin. Cihat abimin dediği gibi dar etsin. Sığmasın, açsın, taşsın, dökülsün inşallah. Biz kendisini seviyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Eşkıya kebabını nasıl buldunuz? Çok güzel bir lezzet. Türk'ün geleneğinde olan bin yıllık bir geleneği ve tadı burada tekrar hissettik. Teşekkür ediyoruz Sayın İsmail Kabakçı'ya ve diğer arkadaşlarına, bize bu güzel ortamı, imkanı verdikleri için, size de ayrıca İlke TV'ye de bu yayını yaptığı için teşekkür ediyorum. Eşkıya kebabını yedin, nasıl? Çok güzel olmuş, Allah razı olsun. Başkanım. Başkanımıza önce saygılarımı sunuyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur diyorum. Bol kazançlar diliyorum. Allah razı olsun, çok bizi buraya getirdi. Çok sağ ol. Evet Acar kardeşler, Kereste Orman Ürünleri Şefik Acar. Sağ ol, Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel olmuş. İsmail Başkanımıza gerçekten teşekkürler. Böyle bir mekan yaptığı için de gerçekten hoşuma gitti. Çok spor olmuş. Evet, İsmail Kabakçı'nın babası, hanımı, kızı, oğlu derken annesi. Ablam, annesi. Başkanımız bir mekan. Yine taktık kola, evet. Çıktık yola, burada evet, verdik mola. Neler söyleyeceksin İsmail Kabakçı kula? Hayırlı olmuşsun. Evvela emrini versin. Allah bol kazanç versin. Allah'ın buradan yüzünü güldürsün. Başkanım diyorum, herkes şunu evet. Soruyor, neden Eşkıya diyorlar diyorum. Benim dedem Eşkıya'ydı diyor. Ömer Ahmet eskiden Eşkıyalar yaylalarda, dağlarda evet. Davarı parayla dağlar. Çalarmış, sıraya takar inmiş. Evet, koku oradan geliyormuş bu ama Eşkıya. Ama benim babam hırsız değildi. Ya, ama değil canım, Ömer Lütfü dayı tanımıyor mu? Ablacığım çok teşekkürler. Sana da afiyet olsun. Evet, SİAD'ımızın onursal genel başkanlarından Şevket Tırıl ve Zeynel Parmaksız olmasına ilk adımı attıran adam. Allah razı olsun. Başkanım hoş geldin. Eşkıya Kebap Salonumuz. Daha kebabı yemedin ama. Biraz sonra geldin. Hayırlı uğurlu olsuna geldik. Teşekkür ederim. İnşallah iyi bir icraat olur. İnşallah. Hayırlı olur. Uğurlu olsun. Geleneğimiz olan kebabın bize yakınlaşması, gelmesi buraya bize çok büyük memleket özlemini biraz olsun, bir nebze olsun gidireceğini tahmin ediyoruz. Allah utandırmasın diyoruz, Allah hayırlı işler versin diyoruz. Değerli Zeynel abi, Sinoplular biliyorsun fark yaratmayı severler.
Yani sıradan işler bize göre işler değil. Evet. Sinoplu'nun içinde de fark yaratan bir lider var. Yani Allah ona bir hakikaten bir vasıf vermiş, bir farklılık vermiş. O da fark yaratıyor. Her memleketin kendine has lezzetleri var, her memleketin kendine has tatları var. Bu kebabın da herkes kebap kebap gidiyor biliyorsun. Ama birisi çıkıyor diyor ki bu diyor eşkıya kebabıdır diyor. Algı yönetiyor, algı uyandırıyor. Eşkıyadır nedir diyor. Bizim bildiğimiz bu arada sırık kebabı diye herkesin sırık kebabı, sırık kebabı diye giden bir kebabı. Eşkıya kebabıdır diyor bu diyor. Araştırıyor, tarihe bakıyor. Çok da güzel yapmış. Her zaman olduğu gibi iyi işler yapıyor. İnşallah eşkıya kebabı. Bu arada Ataşehir'deyiz. Ataşehir'in de böyle bir şeye ihtiyacı da var. Ataşehir'de yaşayan birçok Sinoplu var. Bu kebaba ulaşmakta zorlanıyorlar. Onlar için de büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. İnşallah İsmail Başkanıma, Metin abime bol kazanç diliyorum. Güzel, güzel bir lezzet. Yani bizim başkana yakışır. Her zaman ilkleri yapar. Bu da güzel olmuş. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili izleyiciler, Eşkıya Kebap Salonu'nda röportajlarımız devam ediyor. Şimdi SİAD'ımızın bir önceki dönem genel başkanı, şimdi Onur Sallaştık. Aynı zamanda Artemiz Temizlik İlaçlama Şirketi'nin de iş adamımız sahibi, sevgili başkanım Keramettin Arpacı. Eşkıya kebabını nasıl buldunuz? Sizinle başlayalım. Turan Aslan ve Osman abiyle devam edelim. İsmail Kabakçı başkanımıza Allah hayırlı olsun her şeyden önce. Siz basına da, her zaman beraber olduğumuz basınımıza da canlı teşekkür ediyorum. Yine İsmail Başkan'ı bizi de yalnız bırakmamışsınız. Bizi de yalnız bırakmamışsınız. Eşkıya ismi, herhalde kebabın ismi Bosna'da. Bosna Hersek'ten gelme bir isim. Öyle söylüyorlar, söyledi İsmail Başkan bunu daha önceki bir sohbetimizde. Fakat damak tadı anlamında baktığımızda Boğabat'ta yediğimiz sıvı kebabımızdan daha lezzetli, daha damakta tat bırakan bir kuzu çevirme yedik bugün. Allah hayırlı mübarek etsin. Her şeyden önce kazançları bol olsun. Değerli dostumuz, 28 yılını cemiyetlere vermiş değerli dostumuz, onursal başkanımız İsmail Kabakçı başkanımıza Allah hayırlı etsin. Bereketi, kazancı bol olsun. Ki biliyoruz ki İsmail Başkan'a Allah verdiği sürece de toplum da bundan istifade edecek. Sayın Keramettin Arpacı Başkanımızla birlikte bu mekanın hayırlı olsun açılışında birlikte olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda mega şehir İstanbul'da yaşayanlar yöresel yemeklerin lezzetinin farkında ve bundan dolayı da lezzetlerin damak zevki vermiş olması münasebetiyle yoğun ilgi gördüğünün farkındayız. Ben bu mekanın İsmail Başkanıma hayırlı olmasını, bol kazançlar getirmesini, yöresel anlamda hemşehrilerimizin de uğrak yeri olacağı konusunda inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi sevgili başkan her şeyi söyledi. Benim fazla bir söz söylememe gerektirmez. Çünkü fazla laf fazlalığı olmuş olur. Mekan güzel. İsmail'e hayırlı olsun Kabakçı'ya, Sayın Kabakçı'ya. Yani herkesi bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, börekçilerin kralı var. Celal Kocacı. Yaşar Kocacı'ya da buradan, Osman Yaman'a da selam olsun. Evet, kebabı yediğin nasıl Celal abi? Kebabımız 10 numara. Eline koluna sağlık. Allah bol kazançlar versin. Ben fazla bir şey eklemiyorum. Başkanlarım ekledi ekleyeceklerini. Sonuna kadar Kabakçı Başkanımızın peşindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ara sıra bazı gönlümüz olunca razı, arabanın da bastı mı gazı, burada bulursunuz bizi. Biz her gün buradayız zaten. Bir daha bekleriz. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin. Allah utandırmasın. Bizim törfez geleneklerimize göre böyle bir yerin açılması, böyle bir hizmetin gelmesi bizim için onur verici, gurur vericidir. Ve buralar açılmasına vesile olan ve kardeşimiz Sayın Şairimiz ve bunun programı yaptığından dolayı beraberliğinde teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın, sonunda ailesi diyorum. Kıymetli hemşehrilerim, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Köylüm Sayın İsmail Kabakçı'nın kebapçı açılışına geldik. Başarılar diliyorum, bol kazançlar diliyorum kendilerine, İsa dayıma. Allah mahcup etmesin diyorum. Hepinizi seviyorum ve sayıyorum. Bahçeköy'e selamlar diliyorum. Hemşiremiz Sayın İsmail Kabakçı'ya başarılar dileriz. Bol bol kazançlar diliyorum. Güzel bir mekan yapmış.
Vakfı. Hayırlı uğurlu olsun. Bağlıca'ya, Beyabat'a, Sinop'a, herkese bizi tanıyan, seven, sevmeyen herkese selam ve saygı olsun. Tabii ki bu güzel bir mekan. İsmail Başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın. Memleketimizin damak tadını İstanbul'da tatmak bizim için gerçekten bir onur verici oldu. Hemşehrimize de başarılar diliyoruz. Her zaman inşallah yanında olacağız. Allah utandırmasın. Bol kazanç diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, röportajlar devam ediyor. Şimdi Sarayüzüm Merkez Dernek Başkanım Recep Üstürk. Evet başkan, hoş geldin. Afiyet olsun. Sağ ol başkanım. Kebap nasıldı? Eşkıya kebap. Eşkıya kebap çok güzel. Denildiği kadar varmış. Allah İsmail başkanımıza, İsa amcamıza böyle bir yeri kazandırır için bize teşekkür ederiz. İşleri bol nasip olsun. Size de böyle bir imkan bize sunduğunuz için teşekkür ederiz. İnşallah böyle hemşerilerimizin daha fazla yer açıp Sinoplu'nun ismini duyurmasını da her zaman temenni edenlerden biriyimdir. Memleketimize hayırlı olsun. Birlik olmak için herkes kebabı bundan sonra eşkıya kebapta yemesini tavsiye ederiz. Vallahi ben Sivaslıyım. İkinci defa yiyorum sırık kebabı. Ha 57 ha 58 fark etmez. Bizim araba başka yere park etmiyor. Değişmiyor. Çok güzel. Allah uğurlu etsin. Bahtiyar etsin. İnşallah işleri çok güzel olur. Ellerine sağlık. Benim diyeceklerim bu kadar. Şahin kardeş Çiçeğiburnu'nda Saraydüzü Uluköy Derneğimizin başkanı. Sevgili başkanım, eşkıya kebabı nasıl buldun? Afiyet olsun. Çok güzel. Beyabat'ta yediğimiz kebapların aynısı. Alışık olduğumuz bir tat. İsmail Kabakçı başkanımı da teşekkür ederiz. Eline sağlık. Böyle bir yer açtığı için biz de mutlu olduk. Artık bizim de kebap lazım olduğunda işte, kebap canımız çektiğinde gidebileceğimiz bir mekanımız oldu. Bundan sonra burada. Bundan sonra buradayız. Her fırsatta burada. Zaten bizim dönemimize yakın. Toplantıdan çıktım, acıktı mı buradayız inşallah. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Bol kazançlar dilerim. Evet sevgili izleyiciler, Eşkıya Kebap Salonu'nda röportajlarımız devam ediyor. Şimdi yanımda Enver Çevik Başkan'ın Sancaktepe öncesi Yeni Doğan'daydı. SİAD Şube Başkanı'ndı. Çok programlarımda izleyenler, takip edenler Zeynep Parmaksız'ı bilir. Asker şiiri ve bayrak şiirini okuduğum zaman Yeni Doğan Şubemizde 14 askerimizi uğurlarken yazmıştım. Buradan Enver Çevik Başkanım'a ve o dönemdeki yönetimine de selam diyorum. İşte Enver Çevik Başkanım. Başkanım hoş geldin, abiler hoş geldiniz. Aynı zamanda Çorum Kargılı hocam her zaman bizim sosyal projemize de destek veren, televizyon programlarımda çok destek veren, evinde de çekim yapmıştık, bir kaza yapmıştı. Hocam tekrar geçmiş olsun. Enver Başkanım nasılsın, görüşmeyeli? İyi Zeynel'ciğim, teşekkür ediyoruz. Yaramaz bir şey yok. Bugün dedik bir eşkıya kebabı, duayen başkanımızın bir gidelim kebaplarını yiyelim diye. Bugün arkadaşlarla birlikte sağ olsunlar, onlar da bizi kırmadılar. Buraya kadar geldik. Nasıl Dikmen'deki kebapla buradaki kebabın arada fark? Herhalde zannedersem kuzular Zeynel Dikmen'den gelmiş galiba. Siz bizi boyabattı moyabattı diye kandırmayın. Kuzular Dikmen'den gelmiş anlaşılan. O yüzden bizim Dikmen'in kuzularının tadı vardı yani. Afiyet olsun. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Yani İsmail Başkanımıza da Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim yüzünü kara çıkarmasın. Biz dostlar gelir gider burada kebap yersek İsmail Başkanımız da burada 3-5 rızkını nemalanır. Arkadaşları, tüm dostlarımızı, İsmail Başkan'ı sevenleri tabii ki burada kebap yemeye bekliyoruz. Bizler de geleceğiz. Evet hocam, tekrar geçmiş olsun. Seni gördüğüme sevindim. İyisin, sağlık sıhhat. Allah razı olsun, hamdolsun, çok iyiyim. Yaramaz değil. Nasıl buldun Eşkıya kebabını? Eşkıya kebabı... Arada Cengiz Çağlayan'ın oradaki, Mıhçı'nın oradaki kebaplar aradaki fark ne? Buradan da Cengiz Çağlayan'a selam olsun Çorum Kargı'ya. Kebap güzel de ismi güzel değil. Eşkıya. Eşkıya. Şimdi hocam, eskiden dağlarda, yaylalarda eşkıyalar tavarı parayla da almaz. Çalarmış, çam sırığa takar, hemen orada çevirirmiş. Bunun ismi oradan geliyormuş. Başkan araştırdı bunu internette. Eşkıya kebabı olarak geçiyor. Biz de sırık kebabı demişiz. Eşkıya kebabı güzel de bizim halkımız anlamaz onu. Gerçi biz de eşkıya sayılırız. Allah hayırlı verilesin. Arkadaşlarımızın mekanına geldik. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Eşkıya Kebap Salonu'na hayırlı uğurlu olsun. İsmail Başkanım'a da bol kazançlar, bereketler versin. Tekrar hayırlı bereketli versin. Hayırlı uğurlu olsun. İsmail Başkanım inşallah başarılar dileriz. Hayırlı günler dileriz. Hayırlı olsun diyorum.
Hemşerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazançlar versin. Evet sevgili izleyiciler, Ataşehir Küçük Bakkalköy'de Eşkıya Kebap Salonu'nda röportajlarımız devam ediyor. AK Parti ilçe başkanım ve il yöneticimiz, federasyon başkanımız ve arkadaşları çıktılar yola, birbirlerini takmışlar kola, verdiler aramızdan mola. Eşkıya Kebap Salonu hayırlı uğurlu ola diyor. Kendilerinden duygu ve düşünce alalım. Bu akşamki bu açılışa evet dedik, biz de kabul ettik. Buradaki açılışta Ataşehir'imize, ilçemize yeni bir iş yeri, yeni bir ekmek kapısı eklenmiş oldu. Öncelikle burayı açan kardeşlerimize başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Rabbim hep böyle eşkıyalıklarla bizi karşılaştırsın, karnımızı doyursun, rızkımızı arttırsın inşallah. İlginç bir isim, ben de ilk defa karşılaşıyorum. Burası bir hizmet yapıyor. Biz de siyasetin içinde insana hizmet yapıyoruz. Hizmet aslında bir ibadettir. Şu anda buradaki ticari kurumda bir ibadet yapıyor aslında. Sizlere şükranlarımızı sunuyoruz ilimiz adına ve bu iş yerimizin de Rabbim bol kazançlar versin diyoruz. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben öncelikle ilçe başkanımız Mustafa Naim Yağcı ve il başkan yardımcımız Artur Karataş Bey bizi kırmayıp bu açışa geldikleri için öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. İsmail Kabakçı Başkanımız, Metin Çorbacı Başkanımız, biz onu Çorbacı olarak tanıdık. Ben buraya inşallah hayırlı uğurlu olur diyorum. Sinop plakamızı orada tuttuğumuz diyorum. Allah ülkemiz için hayırlısı neyse onu bizlere nasip eder inşallah diyorum. Sizin de bize mikrofon verdiğiniz için, bu sunumu yapacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet hocam, kebabı yedin. Nasıl saray düzüğü? Biz saray düzüğüyüz orijinal. Yan sanayi falan değil. Bizim orada bu kurban bayramlarında bile yaparız. Dedelerden torunlara aydınlıkla yarına gidiyoruz. Şimdi biz de bu kebabı burada tutturabilmiş mi? Eşkıya Kebap Salonu. Neden eşkıya dersen, eskiden dağlarda eşkıyalar bunu yaparmış. Çam sırrına takar. Adı da oradan geliyormuş. İnternetten araştırdı, İsmail Başkan'ın buldu, eşkıya kebap olacak dedi. Tabii bu bizim yöresel bir kebabımız, bir geleneğimiz. Genelde bayramlarda, evet, kurban bayramlarında bu kebabı yaparız. Aynı zamanda tatile gittiğimizde yine evlerimizde bu kebabı yapar, biz de bundan tadarız. Güzel olmuş, yapan kardeşlerimizin ellerine sağlık. Rabbim hayırlı, bol, bereketli kazançlar ihsan eylesin. Allah razı olsun. Rabbim utandırmasın bu kardeşlerimizi. Güzel. Tadı da güzel. Pişmesi de güzel. İnşallah kardeşlerimizin işi daha iyiye gider diye dua ediyoruz. Duacıyız inşallah. Benim mesleğim çorbacı. Ben tarih oldum. Tarih çorbacı, Metin Savaşkan olarak. Şimdi ne çorbacı, ne kebapçı, işte İsmail Kebapçı dedik. O da müessesimize dahil oldu birlikte. Biz zaten İsmail Kebapçı ile kardeşiz. Yani illa ki bir kardeşlik anneden babadan olmuyor. Daha demin havadan da. Evet. Biz kardeşiz. Ben işte oradan sorumlu olacağım. O da kebaptan sorumlu olacak. Birlikte bu işi başaracağız. İnşallah. Başkanım, hayırlı olsun.
başkanımız. Allah razı olsun. Hayır, işler bize bulmuyor. Evet sevgili izleyiciler, Eşkıya Kebap Salonu'na röportajlarımız burada sona erdi. İnşallah bir başka programda sizlerle görüşmek üzere. Ana sponsorum Gezi Sepetli'ne ve Özbeykoz İşgirme Salonu'na Hasan Kaymakçı ve Hasan Hançer ana sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. İlket TV Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aybakan'a ve çalışanlara da İstanbul Vatandaşı Eşkıya Kebap Salonu'na selam olsun. Allah'a ısmarladık diyoruz. Şimdi ayrılıyoruz.